Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badır'la. Bana Hallo derler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler soracak olursanız Tüzgeli Çiftli ekibi adına bizler de iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Umarım sizler de iyisinizdir. Umarım videolarımızı zevkten izliyorsunuzdur. Umarım izledikten sonra da abone oluyorsunuzdur. Hocam! Falan filan. Sıradan bir gün. Ama güzel bir gün. Biraz rüzgar var. Ama hava çok güzel. Güneşli. Sabah saat 5.30'da falan şöyle az bir yağmur da yağdı. Ama çok az böyle. 3-5 tane diyelim. Ama bu hafta yağmurlar var. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Ot olur. Ekinler olur. Falan filan. Evet, çekimlere başlayalım. Bence de başlayalım. Evet arkadaşlar. Bizim koyun gördüğünüz gibi her biri bir yere dağılmış, her biri bir yerde uzanmış. Böyle güzel güzel yayılıyor. Arabamız da orada. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Ben buraya geldim. Biraz da eşyaları topluyor. Bu gördüğünüz gelen değil. Bu bizim bahsettiğimiz pırtık ama o ağların etrafında büyüyen pırtıktan değil. Mesela hani o çoraplara falan yapışır ya, kılçık diyoruz biz ona. Bu o pırtık değil. Biz buna da şey diyoruz, zaviye meşko bir ara diyorlardı. At eşek pırtığı diyorlardı. Bu nasıl büyür bu? Bunun rengi de aslında bilenler biliyordur ya. Rengi böyle olur bunun. Bu biraz büyüdü mü, tohumu verdi mi bu at perçemi gibi. Böyle aşağı doğru sarkımlara sarkar. Mesela bak. Bakın bakın. Anlatmaya gerek yok. Bir tanesi burada gördünüz mü? Böyle oluyor işte. Bu böyle oldu mu artık koyun yemez bunu. Daha böyle yaprak gene koyun yiyor. Bir kere açtı mı koyun yemez. Bu o pırtık. Şimdilik pırtıkla idare ediyoruz. Elimizde pırtık var. Bazı yerlerde kaba otu da var. Ama bu tarlada yok. Bu tarlada sadece pırtık var. Öbür tarlada kaba otu var. Şu tarlada da hiçbir şey yok. O ada olmuş. Durumlar böyle. Torunlarımız cumartesi günü geldiler. Kuzuların boyasını yaptık. Bizimle beraber araziye geldiler. Anızlara geldiler. O videoyu da sizlerle paylaştık. Koyunun yanında 3-5 kişi oldu mu, personel fazlalı oldu mu, koyun daha da zevkli oluyor, daha rahat oluyor. Daha bir hoş oluyor. Ama koyun da yani o kadar akılsız bir hayvan değil. O da kalabalık olduğunu bilince böyle ekinin kenarında yayılır, ekine saldırmaz. Çünkü biliyor yani ortam kalabalık, bırakmazlar. Onun için rahat yayılıyordu. O gün her şey kontrolümüzdeydi. Keşke sürekli 4-5 kişiyle insan koyuna gitse. Ama olmuyor işte. Çocuklara dedik cumartesi pazar günleri artık gelir misiniz? Gelip sizi alalım. Hatta cumartesi gelin, pazar gidin akşam. Dede olur dediler ama tabii onların harçlığını da bol bol veriyorum. Gelmeseler de ben harçlıklarını veriyorum da. Benim torunlarım aslan gibi maşallah. Benim 4 kızım bir oğlum var. Torunlar.
büyük kızın çocuklar. Oğlan zaten Miraç, en küçükleri. En büyükleri de benim Yasemin kızım. Bunlar Yasemin çocuklar. Artık burada YouTube'da bir aile olduk. 1240 kişilik bir aile olduk. Bizi tanıyacaksınız tabii. Kendimizi size tanıtacağız tabii ki. Takip etmeyenler, abone olmayanlar onlar gizli aile. Ama direkt abone olanlar bizim ailemiz artık. Biz olaya böyle bakıyoruz. Bahar'ın gelişi de bir bambaşka güzel oluyor ya. Hele yeşillik, mesela bizim burada bazen yazıyorlar, diyorlar abi oran nere öyle ya, orası hayvanın barınacağı yer değil ya, bir ağaç bile yok. Gerçekten de yani pardon, uçsuz bucaksız bir ova. Yani 15-20 kilometrelik bir düzlük alanı var. Yumurtayı bırak, 20 kilometrede yumurtayı görürsün, fark edersin, gözün göreceksin tabi. Gözün oraya kadar sağlam göreceksin. Yani o kadar düz bir arazi, bir de geniş bir arazi. Arkadaş gel gör ki ne bir çeşme var, ne bir akarsu var, ne bir kaynar su var, ne de bir ağaç var ya. Burayı niye böyle ihmal etmişler? Burayı niye böyle başıboş bırakmışlar? Niye buraya hiçbir hizmet yapılmaz? Bir ara burada NATO kurulacaktı. Şu bizim bildiğimiz NATO var ya, şu an Kanada'da kurulmuş herhalde. Geldiler, buraya ölçüm yaptılar. O zamanlar sene 82-83'tü yanılmıyorsam. Yanlış olabilirim. 82 ile 84 arası. Geldiler burada bir araştırma yaptılar. Dediler tamam 23 ülke mi 33 ülke mi gelip burada işte NATO kurulacak, Birleşik Devletler gelecek. Yani hepsi birleşmişler NATO. Burada bir alan yapacaklar falan filan. Malcılık, buradaki köyler, yaylalar hepsi taşınacak. Başka köylere, başka yerlere taşınacak. Çünkü saatte 250 uçak iniş kalkış yapacakmış. Ula dedik o ne? Burası düz bir arazi olduğu için burası uygunmuş. Burası olurmuş. Bir ara başımıza o da gelecekti. Allah'tan sonra ne olduysa herhalde Müslümanların içerisinde bu iş pek sağlıklı olmaz. Müslümanların sağ solu belli olmaz. Sonra çıkarlar, sahip çıkarlar, bizi oralardan kovarlar, uçaklar, uçaklar, o alanlar hepsi onlara kalır. Bunlar sonra bize dirsek çevirirler gibi düşünüp herhalde vazgeçtiler, gittiler, Kanada'da yaptılar. Burada NATO bile kurulacaktı. Yani o kadar düz bir arazi, düz bir alan. Eğer ormanlık alan olmuş olsaydı veya işte kaynar sular, ne bileyim işte ağaçlar, ormanlık olmuş olsaydı, yani orman olmasın da en azından bir 1000 ağaç, 2000 ağaç burada olsun. Yani araları 50 metre, 100 metrelik, 200 metrelik ağaçlar olsun mesafesi. O da yok, 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 o da yok. Sadece işte yağmurlar oldu mu ot olur. Yağmurlar olmadı mı bir şey olmaz. İki tane suyu, üç tane suyu bağlamışlar buraya. Bizim bu istikamette bizim bildiğimiz bir samsam suyu, bir ün suyu, bir de göl yazının ortasından geçen bir su var. İşte bunu göle bırakıyorlar, Tuz Gölü'nü. Sadece bunlar var. Bunlar da artık gelmiyorlar. Kurumuşlar. Bizimki kurudu. Samsam suyu. Ün suyu da kurudu. Ama o göl yazının ortasındaki su kurumamış. O yaz kış geliyor. O nereden geliyor? Nasıl bir kaynağı varmış? Tatlı su. Direkt göle bırakıyorlar. Yani koca bir arazi,
fakat bomboş bir arazi. Ağaç yok, kaynak sular yok, çeşmeler yok, yok oğlu yok. Vallahi bahar güzel, yeşillik güzel, hava güzel. Yani insan bu ortamları seviyor. Mesela koyunun şirin tatlı olması hangi zamanlar olur? Koyun her zaman şirin tatlı da böyle kendin gidip yaymak istediğinde işte ben çöle gideyim, çölde kalayım, koyunumu yaymaya götüreyim, kendim gideyim istediğin zaman bir en son güzün yani 11. ay, 12. ay tabi ort olacak. Bir de baharın işte böyle Nisan'ın ortaları, Mayıs böyle ot güzel olacak, ayda aydınlık olacak, köpeklerin güzel olacak, bir de teleklerin olacak böyle 9-10 numara takacaksın 50-60 tane. Böyle yürüdüğünde var ya, karşıdan sesi duyan desin ki 10 tane traktör nadas yapıyor. Öyle gürültü ses çıksın. Onlar da bizde var. Aynısı bizde var, bizde mevcut. Fakat biz bir öyle bir ota denk gelmedik. Ramo yine gidiyor, Ramo. Ot olsa da olmasa da Ramo yine o zevklerini yerine getiriyor. Kelekleri takar, kendisi koyuna gider. Güzünde gider, yazında gider, baharında gider, çoban olmadı mı gider, Ramu için hiç fark etmiyor çocuk. Gidiyor valla, bravo. Biz gidiyoruz, iki gün gidiyoruz, üçüncü gün komadasın. Bel fıtığı var, ayakta kemik büyüme var, bilmem baş ağrısı var, mide ağrısı, refli var. Var oğlu var, yani biz artık enkaz olmuşuz. Bizim iki arabayla gideceğim. Arabayla geleceğim. Zor işleri arabayla yapacağım. Kolay işler oldu işte böyle koyun yattım, ineceğim, video çekeceğim. Yavaş yavaş arkasından gideceğim. Miraç gibi genç biri yanında olacak. Miraç şuraya koş, Miraç buraya koş. O zaman oluyor. Gidiyoruz. Ama o da ne zamana kadar? Miraç ne zamana kadar yanımızda kalacak? Çocuk öğrenci. Çocuğun istikbaliyle, hayatıyla oynuyoruz. Yani biz doğru bir şey yapmıyoruz. Ha tamam, kendi malı, kendi koyunları gitsin de. Böyle değil. Şimdi bir de çoban tutsak, çoban da maaşları olmuş 10-12. Yani ben o maaşları veremem. Çünkü burada yaptıkları bir iş yok. Arazi geniş. Biz zaten arazinin ortasında yer yapmışız. Yani bizimki çoban olmasa da olur. Bakma biz kendimiz koyun yanına gidiyoruz. Normalde çoban olmasa da bizim koyun gider gelir. Ön tarafa sür adalar var. Gider adalara çarpar gelir. Sol taraf arazi, sağ taraf hem ada hem arazi. Sadece bizim arka taraf ekinler var. Ona da zaten çiftlik o tarafta. Biz varız. Yani bizim bura rahat. Ben o kadar parayı veremem. İnşallah arkadaşlar, duyan duymayana söylesin. Etin fiyatı yükselmiş. Kargas fiyatı zannedersem 200 olmuş. Paskül de 80-90 olmuş. Bu güzel bir rakam. Daha da yükseleceğini söylüyorlar. Herkes kuzularına, koyunlarına sahip çıksın. Koyununu, kuzusunu satarken 2 kere, 3 kere düşünsün. 3-5 kişiyi arasın. Bilgi alsın. Bilgi alın arkadaşlar. Bilgi alamazsanız böyle bundan bir ay önce, iki ay önceki hesap kitapları yaparak
hareket ederseniz sonra başınıza vurursunuz. Şu an en kötü kuzu 3000 liraya gidiyor. Ha, bizim köyde 2-3 arkadaş vermişler 2200'e. Ama onlar bilmeden vermişler gariplerim. Sonra başına vurmuşlar ama kuzular bir kere gittiler. İnsanlar diğer arkadaşları telefon açmışlar. Demişler siz ne yapıyorsunuz ya? Demişler bunu sizden alan tüccar da mı demedi? Herhalde sizin piyasadan haberiniz yok. Siz niye bu kadar ucuz veriyorsunuz? Bunun fiyatı bu değil. O da mı demiyor? Diye telefon açmışlar. Demişler vallahi bir kere oldu. Adam aldı gitti. Yani siz onların durumuna düşmeyin arkadaşlar. Yani etin kilosu 200 lira. Senin kuzun 10 kilo çıksa 2000 lira mı ediyor? 20 kilo çıksa 4000 lira ediyor. Ki bu kuzu da 20 kilo çıkar. Ha, şu an çıkmaz. Bu yayılacak, bu yiyecek, içecek, zaman geçecek. Haziranın 10'unda, Haziranın 15'inde, Haziranın 7'si 8'inde tabii otun da fonksiyonu var. Ot o zamana kadar nasıl olacak? Ot iyi olursa senin kuzun 23-24 kilo verir. Şu bu emen kuzu, annesinin sütünü emen kuzuna 22-23 kilo et verir. Yani sen 4000 liradan fazla da kuzu satacaksın bu sene. Allah'ın izniyle. Onun için malınıza sahip çıkın. Bir koyun 5000 liradan aşağı gitmez. Yani çıplak ha, kuzu yok, kısır koyun. Kurbanlık 7-8. Bakın göreceksiniz. Şimdi paskirin kilosu 90-100 diyorlar. 80-90 diyorlar. Kurbanda paskirin kilosu farklı oluyor. Kurbanda paskirin kilosu en az 120-130 oluyor. Adam geliyor, senin kuzuların içine giriyor, diyor benim bütçeme uygun. Ne kadar param var abi? 4000 liram var. 4000 liralık bir kuzu bakalım sen. Alıyorsun, atıyorsun kantara. 4000 liralık bir kuzu tartıp veriyorsun. O zamanki paskül fiyatı neyse ondan hesaplıyorsun. Veriyorsun. Bazen de mesela ben hiç öyle yapmadım. Kantarım da yok. Bilim ki zaten benim eş, dost, arkadaş alıyor. Biz şey yapıyoruz. Bakıyorlar böyle. Halo diyor, bana şunu ayır diyor. Gösteriyoruz. Kaç lira? Valla piyasa 2 lira. Tamam ben sana 2500 lira göndereceğim. Tamam ben sana 2200 lira veya ben sana 100 euro veya ben sana 150 euro. Bizimki öyle, biz çok da satmıyoruz. Ama bu sene satarız. Bu sene kısır koyun da var. Kuzu da olur. Bizim bu kuzu yaş olarak yetişiyor kurbanı. Biz ona göre zaten kuzu bırakmıştık. O hesabı yaparak bırakmıştık. Bir de ben erkek kuzularımı besiye koyacağım. Besiye koydum mu onların hepsi kurbanlık olacak. İnşallah kazanacağız. Ha, 1000 lira yer, kendi değeri 3000 liraysa veya 4000 liraysa 1000 lira da yer 5000 lira. O kuzu da verir 30 kilo. Yani et 30 kilo etin de 6000 lira eder. O zaman senin kuzun normalde satsaydın, 4'e satmış olsaydın işte 1000 lira yemiş 5, 30 kilo çıkmış 6000 lira ediyor. O zaman senin 4000 liralık kuzun 5'e gitmiş oluyor. Dişi kuzunu da ayrıca verirsin. Bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ama ben damızlı koyun taşınmayı artık düşünmüyorum. Şimdi iki sürü bir arada oldu mu sıkıntı oluyor. Boyada sıkıntı oluyor, kulağını kesmede sıkıntı oluyor, orada sıkıntı oluyor, burada sıkıntı oluyor. Olmuyor.
Ben besicilik yaparım. Diğer ahırlarda. Diğer ahırlarda da Ramon koyunları olur. Tek evin koyunu, tek kapı koyunu. Hepimiz ona bakarız. Daha iyi olur. Ben burada çalışır kazanırım. Onlar orada çalışır kazanır. Yine aynı hepimiz bir aradayız. Yine aynı hepimiz beraberiz. Yine aynı Ramon koyununa da giderim. Orada da çekim yaparım. Çünkü biz beraberiz. Biz aynı yerde, aynı ortamda yaşayıp kalkıp oturuyoruz. Onun için her şey daha iyi olacak bizim için diye düşünüyorum. Çünkü yıllar geçtikçe insan burada daha da tecrübe ediyor. Daha da bir şeyler öğrenebiliyor. Yani tecrübe sahibi oluyorsun. Hani derler ya, tecrübe konuşuyor. Biz 4 yıldır buradayız. 4 yıldır çok şey öğrendik burada. Buranın nasıl işleyeceğini, buranın sistemi nasıl yürüyeceğini hepsini öğrenmişiz yani. Biz doğru olanı yapıyoruz. Yanlış olanı yapmıyoruz. Biz burada bir şey diyorsak, bir şey yapıyorsak bilin ki buranın sistemine göre doğru olanı yapıyoruz. Mesela diyelim kışın Ramon'un bir çobanı olur. Ben Ramo, biz kendimiz de buradayız. Ramo isterse iki çoban da yapar. Biri de çiftlikte kalır işte saman maman için. Yine biz orada 4 kişi olmuş olacağız. Ben Ramo, iki de çoban. Benim kuzularım zaten şipşak. Bir yem vereceğim, suyunu vereceğim, kapıyı kapatacağım. Hemen o işi hallederiz. Ondan sonra 4 kişiyle Ramon koyunlarına dönüş yaparız. O zaman mesela biri altını korular, biri bilmem ikizlere bakar, biri nere bakar, biri nere bakar. Daha iyi olur. Ben zaten 4 senedir Ramon'a yük olmuşum. Benim koyunumun yemini alıyor, samanını alıyor. En azından böylece Ramo kendi koyununa yem alacak, kendi koyununa saman alacak. Belki daha fazla şeyler de mesela küspe alabilir, yonca alabilir, sıraş alabilir kendi koyununa. Belki daha rahat koyununa bakar. Bunlar hepsi alternatiftir. Yani iki sürü bir arada olmuyor. Ha, ayrı ayrı böyle olsa olur. Böyle de ikimiz de zarar görürüz. İkimiz de böyle işi gücü bırakıyoruz. Koyunun yanına geliyoruz. Diğer tarafta da çiftlik mesela başıboş kalıyor. Orada da bizim koyunlarımız var, kuzularımız var, köpeklerimiz var, tavuklarımız var. O zaman bir şey var da orada kimse bir iş yapmıyor. Kimse oraya gidemiyor. Mecburen bir sürü olacak. Hango go go hange gege. İlaç, 2 litre suyu var mı arabada? Benim bu kuzu diyor, durdurun dünyayı inecek var. Geçen gün koyun yeme çıkarken o yağmurda her taraf ıslak düşmüş hayvan. Koyun hemen hemen birkaç tanesi üzerinden geçmiş. Ben de yoktum, ben evdeydim. Çocuklar tutmuşlar. Koyunun kapısını, yani ahırın kapısını direkt açmışlar. Ahırın kapısını direkt açarsan koyun da
içerideyken sen orada yemi döküyorsun. Koyun hem kapımız tahtalardan ya, hem aradan görüyor hem kokuyu alıyor. Koyun biliyor sen arpa döktün. O koyun yavaş çıkar mı? Gören de diyecek bu koyun susuzluktan öldü. Suya gidiyor. Sanki aman ha aman. Mirac, arabayı getir. Arabayı getir, eve gider. Arabayı getir. Dün benim bir kuzu öldü ya. Kuzu da etliydi. Kuzunun ciğerleri hep yaraydı ya. Nasıl olur? Bu zamanki kuzu nasıl ciğerleri yara olur? Hayret ettim ben ya. Yani bunları da artık görelim değil mi? Artık bu çiçekleri görelim yani. Biz bu kadarını hak ettik. Sadece burada olsalar da bile biz bunu hak ettik. Sadece burada var. Üç beş tane çiçek. Yeterli. Miraç. He. Acele etme. Koyun bir gelsin bakalım, duruma bakalım. Koyun bize çay verecekse bir çay daha pişiririz. Çay vermeyecekse içmeyiz biz de. Miraç Ahmetkin'in rakını of tarzda he. Karık karıştıkını rakını harip tamam. Kuzu şimdiden gölgeye giriyor. Demek ki bugün hava sıcak. Biraz sıkıştırma, sıkıştırma, suya girer, sıkıştırma lan. Yeşillik yiyen koyun kolay kolay su içmez. Bir de tarlanın yeşilliğini yerse. Ama aracının yeşilliğini yerse merana, mera susatır onu. Bir de mera da şimdi pek susatmaz çünkü ot daha taze ya. Ot ne zaman tohum saldı mı, kartlaştı mı? O zaman susatır hayvanı. Havalar da sıcak olur. Vallahi damlıyor ya. Bu ne olacak bilmiyorum. Mefuat da tankere. 15 tonluk tanker ya. Yani bir sarınca. Ben sözü bizim dekten kapatmıştık. Kuzuları görüyorsunuz erkekleri. Erkekler. Erkekler. Biraz gel öbür tarafa gidelim. Öyle. Çay may işi bitti. Camı arabaya giy aynı. Atık çorba hadi o atın camı arabaya kopya arabaya salam da. İçerisi öyle sermiyor. Marmış getik ha. Duş getik ha. Ya sistemi kurmak böyle bir şey işte. Yani
bir yandan ot, bir yandan su. Yani böyle bir rahatlık bir yerde yok. Adam mesela gidiyor tarlaların ortasında, ot var ama bu sefer su sorunu oluyor. Tankeri götürecek, neyi götürecek, onu götürecek, şunu götürecek. Bizim burada öyle bir sıkıntımız yok. Burada koyununu yay, doyur. O tarafta suyunu içsin. Yani su koyun için pek bu zamanlarda önemli değildi. Ama kuzular, kuzular suyu ister çünkü onlar süt demiyor. Ha, Miraç gelseydi şunu bir yakalasaydık. Herhalde onun ayağında diken var. Bizim burada bir diken çeşidi var. Tabii bizim buradakiler biliyor, biz ona kuruluk diyoruz. Böyle yuvarlak 3-4 tane ağzı var. Sivri. Onlar lastikleri de patlatıyor. Mesela motosiklet, bisiklet tamlar burada var ya, bir adım gitmez. Bizim motosikletin lastikleri biraz büyük olduğu için pek ona etki etmiyor. Onu da bazen patlatıyor da çok fazla etki etmiyor. Ama uf, bak bahsettik, hemen biri ayağıma battı. Diken bana diyor, niye beni şikayet ediyorsun, ekmeğime mani oluyorsun. Sen öyle dersen herkes dikkat eder, ben kimseyi ısırmam diye beni uyardı. Hemen ayağımın altını ısırdı. Böyle dikeni devirdin mi altından güzel otlar çıkabiliyor. Ekinler güzel. Zaten yeni hepsini üst gübre yaptılar. Ekinler bu sene iyi şükür. Yazık, günah. Milletin gözü bir doksun ya, kaç senedir. Onlar da mahsul alamıyorlar. Torunlarımın videosu güzel izlenmiş. 1200 küsür izlenmiş. Bundan 2 saat önce baktım. Bundan 2 saat önceye kadar 1200 kişi izlenmiş. Benim için iyi bir izlenme. En azından şimdilik. Yani 1000'i geçsin izlenme. 1000'i geçsin yeterli. Benim kalbim rahat olacak, diyeceğim ki tamam, ben doğru bir iş yapıyorum. Ancak izlenmeyen bu olur. Mesela ben Orhun Topkaya'nın videolarına bakıyorum. Adamın 550 bin takipçisi var. 550 bin abonesi var. Videoları 8 bin, 7 bin, 9 bin, bazıları 20 bin, bazıları bilmem yani 30 bini görmedim. Herhalde birkaç tanesi var. Onları göremedim. Onlar bayağı bir 300 bin, 400 bin kadar varmış. Onlar da artık hangisi ise bilmiyorum. Onları benim videolarımla kıyasladığım zaman ben diyorum, benim videolarım normal izleniyor. Hatta normalin üstünde izleniyor diye düşünüyorum. Benim 1000 abonem var. 1240 abonem var. Benim çoğu videom 9000'e, yani 3000, 4000, 5000, 9000'e kadar videolarım izlenmiş. Bu bana göre iyi bir izlenme. Sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Sizden ne istediysem onu verdiniz. Teşekkür ederim. Ne rica ettiysem onu yaptınız. Videoları izliyorsunuz. Reklamları takip ediyorsunuz. Reklamları dinliyorsunuz. Ne dediysek sağ olsun, bizim hatırımız için yapıyorsunuz. Bu da beni mutlu ediyor. Eyvallah.
Hakkınızı helal edin. Benim kuzularıma ilk geldiğim gün size demiştim ya, ben arpa siparişini verdim, arpam gelecek falan diye. O günkü kuzulara bir bakın, aradan kaç gün geçti, 12-13 gün falan geçti herhalde, bilemedim 15 gün geçti. Bir de bu videoyu izleyin, bir de şimdiki kuzularımıza bakın. İşte benim de Allah bana böyle bir özellik vermiş. Bu kuzuları koyuna bıraktığında 40-45 gün kuzular emer ya annelerini, baramak diyoruz biz. Bu baramak koyunun kuzusu ben güttüğümde çok güzel olurlar. Yani artık neyden oluyorsa, tabi bunun birkaç tane püf noktası var tabi. O da bende kalsın. Şimdi söylersek ortalık karışacak. En iyisi herkes kendi kuzusunu, yaylımını yapsın. Bizim kuzular çok güzelleşti maşallah. Çok güzelleşti. Şöyle bir şu tarafa doğru ilerleyelim. Biraz da iç tarafa gireyim de böyle arkadan kuzuları çekelim. Demesinler hep iki kuzu etrafında dolaşıyor. Onu da derler. Diyen var. Olur yani derler. Yahu kardeşim nedir bu ya? Bir diken çorabımızın arasına girmiş. Bu hala o mekapa ayağımdaki. Ne yırtıldı atayım, ne benim yakamdan düşüyor, ne ben onun yakasından düşüyorum. Ama her taraftan da kaçırıyor işte. Diken alıyor, toprak alıyor, kum alıyor, rih alıyor. Kuyruğunda mavi yeşil boya olan dişiler, omuzlarındaki boyası olanlar erkek. Bunların üçü de mesela erkek. Bunların içinde nereden baksan 20 tane de ikiz var. Şu küçük olanların hepsi ikiz, şu ikisi ikiz. Ondan sonra şu yatanlardan ikisi veya üçü ikiz. Benim ikizlerim de çok. Hani biri diyordu, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Her şey ortada diyordu ya, kuzularımız bunlar. Bu da bizim dudakları kahverengi kuzumuz. Küçükken sürekli yanımıza gelirdi. Evet arkadaşlar, kuzularımız da iyi gördünüz. Koyunlar zaten kabarıyor. Yavaş yavaş onlar da toparlanıyor. Koyunlar ne zaman kuzuları ayırdın mı, o zaman onlar gün gün et tutar. Sen şimdi onu ne kadar yayarsan yay, çok fazla et almaz. Ama kuzuyu ayırdıktan sonra 3 gün 4 gün sonra sütten kesildi mi gün bir gün kilo alır. Gün bir gün kilo alır. 15-20 günde çileden çıkar. Baramak koyun öyledir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aslında kulaklığım vardı. Benim editörüm de söyledi de dedi, abi sen kulaklık almıştın, sen niye hala kulaklıkla çekim yapıyorsun diye. Bu Bluetooth'lu. Bundan çekim yaparsak mesela diyelim telefonu miraca verdik. Burada ses net gelirdi. Geçen gün öyle yaptım. Mesut farkına varmış dedi, abi senin kulaklığın var. Niye kulaklığı takmıyorsun dedi. Sen uzaklaşmışsın, sesin bile gelmiyor. O kulaklığı niye aldın sen dedi. Yine unuttuk bak. Keşke taksaydık. Neyse. Telefon miraçta değil bende. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım herkes abone olur. Umarım videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Umarım tavsiye edersiniz. Hani belki şunu diyebilirsiniz. Tavsiye edilecek ne var? Bir maceranız yok ki. Maceramız var. Bizim hem de burada çok maceramız var. Biz onları yansıtmak istemiyoruz. Biz onları videolara aktarmak istemiyoruz. Mesela bu bir hafta içerisinde iki tane köpeğimiz öldü. Problemler yaşadık. Kavgalar oldu. Karakolluk oldu. Biz bunları paylaşmadık. Paylaşmayı da sevmiyoruz. Biz ekranlarda, sahalarda görünmek istemiyoruz. Gerek yok. Onları biz sizinle paylaşmıyoruz. Ama farklı farklı maceralar olursa, mesela bir yatakta tavşan var veya işte şurada bir kurt koyuna geliyor veya kurt koyunu yaralamış. Ben mesela geçen gün dün bir tavşan attım, ölü bir tavşan. Onu bile atarken çekine çekine attım. Çünkü ortada kan var, et var. Bunlar da YouTube tarafından sansürleniyor. Mesela YouTube bunu keşfete düşürmedi mesela. Ben onu boşuna paylaştım. YouTube öyle şeyleri, şimdi biz içerik üreticileri olarak bizim anlaşmamız var. Biz sizin gibi rahat rahat videolar atmayız, her videoyu atmayız. Sen bir köpek boğuşu videosunu atabilirsin. Sen bir insan kavgasını atabilirsin. Sen bir yaralanmayı, bir kanamayı, bir kesmeyi, koyun kuzu kesmeyi atarsın. Biz atamayız. Bizim anlaşmamız var. Bizim paylaşımlarımızdan sizin paylaşımlarınız farklı oluyor. Bizim sözleşmelerimiz var. Biz YouTuber'ız. Biz normal YouTube üyesi değiliz. Biz YouTuber'ız. Onun için benden çok öyle kanlı manlı köpek boğuşları falan istemeyin. Ha köpek boğuşu işte mesela karşıda boğuşuyorlar. Yaklaşırım keserim orada. Ben size kalkıp da 10 dakikalık 5 dakikalık köpek boğuşunu aktaramam. Çünkü anlaşmamız öyle. Onun için bu konuda beni affedin. Herhalde ben bana göre doğru olanı yapıyorum. Ki olması gereken de o zaten bence. Kana, şiddete, kavgaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni gelen abonelerim. Dün bir 241 oldu. Bir baktım 239 olmuş. Baktım 242 olmuş. Bazıları çıkıyor, bazıları giriyor. Canları sağ olsun. Vardır ki bir hatamız çıkıyorlar. Veya sevmiyorlar bu tür ortamları. Çıkıyorlar. Olabilir. İnşallah sizler bizi tavsiye edersiniz. Videolarımızı izlesinler. Videolarımız güzeldir, doğaldır. Abone olmayı unutmayalım. Paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.